Diren Keser Mersin'de gazetecilik yaparken gözaltına alındı. Diren ilk gözaltına alındığında aslında herhangi bir şekilde sosyal medya paylaşımları önüne konmamıştı. Diren'e benzeyen bir kişi görüntülerde tespit edilmişti. Bu kişinin Diren olduğu iddia ediliyordu. Bu sebeple Diren gözaltına alınmıştı. Diren 15 günlük bir süre gözaltında tutuldu. Sadece Diren'e benzeyen bir görüntü nedeniyle hem savcılık aşamasında, emniyet aşamasında bu kişinin Diren olmadığı ortaya çıktı ve Diren serbest bırakıldı. Daha sonra emniyet ve savcılık Diren'in sosyal medya hesaplarını, geriye dönük sosyal medya hesaplarını incelemiş. 2014 ve 2015 yılında sosyal medyadan yaptığı kimi paylaşımlar Diren'in önüne iddianame olarak konuldu ve Diren hakkında dava açıldı. Şimdi öncelikle Diren'in yaptığı bu sosyal medya paylaşımları gerçekten suç ise neden 3 yıl beklendi? Yani sosyal medya paylaşımlarına baktığımızda Diren'in yaptığı haber paylaşımlarıydı. Bir haber sitesine yayınlanan bir haberi Diren alıp paylaşmış. Şimdi bu haberi yapan kişiyle ilgili, haber sitesiyle ilgili hiçbir şekilde bir işlem yapılmış değil ki yapılmaması da gerekiyor. Ama Diren bu haberi paylaştığı için yargılandı ve ceza aldı. Ayrıca Diren yargılanırken Diren şöyle bir muameleyle karşılaştı. Uygulamada propaganda suçlamasıyla açılan davalarda genelde verilen ceza 2 yılın altında oluyordu. Yine verilen ceza 2 yılın altında olduğu için hükmün açılmasının geri bırakılması müessesesi uygulanıyordu. Yani kişi cezaevine girmek zorunda kalmıyordu. Ama Diren'de bu yapılmadı. Diren'in cezası mahkeme tarafından özellikle 2 yılın üzerinde tutuldu. Özellikle Diren'in cezaevine girmesi istendi. Daha sonra Diren'in almış olduğu cezaya yaptığımız itiraz İstinaf Mahkemesi tarafından reddedildi. Diren hükümlü olarak cezaevine girdi. Diren hükümlü olarak cezaevindeyken bir yargı paketi çıktı. Bu yargı paketiyle birlikte Diren'in aldığı cezanın Yargıtay tarafından incelenmesinin yolu açıldı. Ve o arada Diren tahliye edildi. Yargıtay'da uzunca bir süre Diren'in dosyası Yargıtay'da kaldı. Maalesef Yargıtay Diren'in dosyasını onayladı ve Diren tutuklandı. Şimdi Diren'in dosyasını onaylayan Yargıtay'a, Yargıtay dairesine baktığımızda zaten oradan hukuk beklememek gerekiyor. Diren'in dosyasını onaylayan daire Yargıtay 3. Ceza Dairesi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesi kararını tanımayan, Anayasa Mahkemesi kararını kabul etmeyen Can Atalay'ın milletvekilinin düşürülmesi için meclise adeta talimat veren bir Yargıtay Dairesi. Yani oradan zaten hukuk beklemiyoruz. Diren ceza aldıktan, cezası onaylandıktan sonra uygulama şu, mevzuat şu. Diren'e gel 10 gün içerisinde teslim ol diye bir yazı gönderilmesi gerekiyordu. Ancak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı bu hukuku, bu prosedürü hiçbir şekilde işletmedi. Bunu işletmeden Diren bir gün evinde otururken gözaltına alındı ve tutuklandı. Diren'e yönelik yapılan bu muamele Diren'in şahsına yönelik bir muamele değil. Diren'in gazeteci kimliğine yönelik yapılan bir muamele. Çünkü ben o dönem avukatlık yaptım. O dönemde birçok propaganda dosyasına avukatlık yaptım. Yani aynı gün, aynı hafta Diren'le birlikte benzer şekilde sosyal medya paylaşımları yapan bir kişinin beraat etmesi ya da bir kişinin işte cezası cezasının ertelenmesiyle karşı karşıyayken Diren'e 2 yılın üzerinde bir ceza verilmesi ve mutlak surette cezaevine girmesinin sağlanması gibi bir durum söz konusu. Burada Diren'in şahsıyla ilgili değil, Diren'in gazeteci kimliğiyle ilgilidir. Gözaltına alınan Diren'in gazeteci kimliğidir. Yargılanan Diren'in gazeteci kimliğidir. Tutuklanan, ceza verilen Diren'in gazeteci kimliğidir. Diren'in gazeteci kimliğiyle birlikte aslında gözaltına alınan, tutuklanan, yargılanan bu toplumun, bu halkın sesidir, bu halkın vicdanıdır. Çünkü biz şunu biliyoruz, gazeteciler, özgür basın toplumun bütün kesimlerinin sesidir. Bu ülkede yaşayan 85 milyon yurttaşın sesidir. İşte Diren'e ceza verilerek toplumun, halkın sesi kısılmaya çalışıldı. Diren'in öncelikle özgür basın çalışanlarına, gazeteci arkadaşlarına selamları vardı. Selam ve sevgilerini gönderiyordu.
Neden dolayı burada olduğumu biliyorum. Bunun farkındayım. Gazeteci kimliğimden kaynaklı ben buradayım dedi. Ben bir mücadele veriyorum dedi. Bir özgür basın çalışanıydım. Muhalif bir gazeteciydim. Ama şu an her ne kadar fiziki olarak ben tutuklanmış olsam, cezaevinde olsam da dışarıda kalan arkadaşlarım, yoldaşlarım kesinlikle mücadelemi devam ettirecekler diyordu. Bundan kesinlikle şüphesi yoktu. Cezaevine girerken gazeteciydim. Çıktığımda da aynı şekilde gazetecilik yapmaya devam edeceğim diyordu.